Atıf, anlatacak mısın artık? Nedir bilmem gereken şey? Söyleyeceklerim çok hoşuna gitmeyecek ama. Atıf, germe beni lütfen. Delillerin birçoğu gösteriyor ki Fırat Kazan da bu işin içinde. Bu Sermet, Hikmet, Erol Bey'in bulunduğu çetenin içinde. Ne? Ya yanlış anlamanı istemem ama dosyaların hepsi orada. Burada her şey belgelerin içinde var, bakabilirsin. Yani neredeyse bütün bankacılık işlemlerinde Fırat'ın imzası var. Al bak. Sen rahat rahat onlara bak, ben biraz yatacağım. Sana da şuradaki odayı hazırlattım, tamam? Dünyadaki en nefret edilen babanın bile bir krallığı vardır çocukların içinde. Başınıza nasıl bir iş aldığınızı gördünüz mü? Nasıl bir iş almışız abi? Sen düşün nasıl. Adam sana da kafayı takmış. Her an başına bir şey gelebilir. Bana bir şey yapamaz o, sen merak etme. Ben varken Narin'e de dokunamaz. Bence sen kolla kendini. Senin pisliklerden uzak durman konusunda kaç kere uyardım ben? Ha? Bak, senin yüzünden gencecik bir çocuk hayatını kaybetti. Mutlu musun? Seni kim koruyacak bu saatten sonra? Kimsenin korumasına gerek yok. Polis hepsini içeri al. Prosedürler yerine gelince Erol'u da içeri alacaklar. Kimden korkmam gerekiyor? Senden mi? Tehdit mi ediyorsun beni? Narin görüyorsun, şahitsin. Fırat Kazan beni bayağı ayaküstü tehdit ediyor. Daha uyumadın mı? Yatmadım. İnanılır gibi değil Atıf. Fırat'ın her şeyde imzası var. O da işin içindeymiş. Bu nasıl olabilir Atıf? Önce bir sakin konuşacağız. Ben bir kahvaltılık bir şeyler hazırlayayım. Çay koyayım, tamam? Narin. Sen bu adama 12 yaşından beri aşıksın değil mi? Bak şimdi ırmak da yok. Bu sayede denizde yaşayacağınız ilişki için herhangi bir engel olmaz. Nereye varmaya çalışıyorsunuz ha? Diyorum ki eğer istersen Fırat'ı pas geçebiliriz. Bu davada Fırat'ın adının olmasını istemiyorsan adı olmaz. 3 tane dosyayı yok etmemize bakar. Sonuçta sevdiğin adamı kendi ellerinle hapishaneye yollamanı istemem. Yani vereceğin kararı saygı duyuyorum. Bu yüzden çağırdım seni. Kararı kendin vereceksin. Anlatmam gereken bir şey daha var. Bu Şadiye ile beraber olan adam, öldürülen. Adamın kim olduğunu öğrendik. Kimmiş? Batuhan diye bir adam. Fırat buna 2 yıl önce kredi vermiş. Adam krediyi batırmış. Krediyi batırınca da atmaya başlamış Fırat'a. Ortağım derim senin için. Seni de benimle beraber yakarım gibi şeyler söylemiş. Fırat tabii pabuç bırakmamış ama adam devam etmiş. Aslında işin trajik tarafı, adamın öldürüldüğü ev Erol Bey'in bir adamına ait. Ne? Ne diyorsun Atıf?
Aklımı kaçıracağım ya. Bu kadar adam bu çukurun içinde ne yapıyor böyle? Ya tamam anladım Fırat, bazı şeylere bulaşmış olabilir. Evet, bazı belgelerde imzaları var babasıyla ilgili. Ama Şadi'yi haksız yere hapse götürecek. Böyle bir şey yapmaz Fırat. Zaten Şadi'nin orada olacağını kimse bilmiyordu. Şadi'ye şans eseri piyango olarak çıktı. Fırat'ın da bunun farkında olduğunu zannetmiyorum. Ben gerçekten nefes alamıyorum artık. Yani bu anlattıkların belirsiz şeyler ama olabilecek de şeyler. Yani anlamıyorum, gerçekten aklım ermiyor. Ya sen bu Erol'un o evle bağlantısını nereden buldun? Diyorum ya sana, o ev Erol'un eski bir çalışanına ait. Bir aydan beri adamları incelettiriyorum. Biliyorum hazmetmesi kolay değil ama gerçek bu. Bilmen gerekiyor, ben de anlatıyorum. Tamam, tamam. Benim gerçekten çok iyi düşünmem lazım. Bütün bunların hepsini sindirmem lazım. Şu an böyle mesleki becerim, bilgim, hiçbir şey işe yaramıyor. Hepsi iflas etmiş durumda. Tamam mı? Benim yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ben bu durumu bir sindireyim. Sonra tekrar seninle konuşuruz. Olur mu Atıf? Tamam, ben de zaten adamlarla konuşacağım. Sen dinle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.